Şimdi arkadaşlar diğer sorumuza geçelim. Diğer sorumuz kullanıcıdan X'e isteyin. Girilen sayıların above ve ökoklarını hesaplayın. Ekrana yazdırın demişim. Şimdi burada küçük trikler var aslında arkadaşlar. Ama kullanalım bakalım ne yapacağız. Şimdi ben ilk başta sayının above'unu hesaplamaya çalıştım. Above'unu hesapladıktan sonra sayıların above'ları ve ekoklarının çarpımı sayıların çarpımlarına eşit olduğunu biliyoruz. Ben bunu kullandım. Çok basit 4 işlem sadece. Ama sadece above'u ya da ekoku hesaplasam diğerini bulabilirim yani. Bir above'unu hesaplasam ekokunu bulabilirim. Ekokunu hesaplasam above'unu bulabilirim. Burada ben above'unu hesapladım. O daha basit geldi bana. Şimdi bunu önceden x sayı istemişim. A ve B'ye atamışım bu sayıları. Şimdi sayıların karşılaştırmasını yapmışım. Sayılar şimdi küçük olanı belirlemişim aslında. Daha sonra bu küçük olanı seçtikten sonra küçüğe atama yapmışım. Şimdi burası önemli arkadaşlar. Neden küçük sayı, neden büyük sayı? Şimdi arkadaşlar şöyle düşünelim. Şimdi iki tane sayımız var. 5 ve 8 olsun. Sayıların above'ları direkt aklımızdan söyleyebiliriz. 1 deriz. Ekokları ise sayıların çarpımlarıdır deriz. 40 deriz. Değil mi? Şimdi şöyle bir döngüye soksam ben bu sayılardan küçük olanı ve döngüden birden küçük olana kadar artırsam sayıları teker teker, değil mi? Şöyle aynı burada yaptığım gibi. Ve bu döngü içerisinde bu sayıların hem nasıl diyeyim? Girilen iki sayının bu döngüde küçük olana kadar artırıyoruz ya. Bu artırırken teker teker modlarına bakıyorum. Bir önceki soruda hatırlıyorsunuz ki bunu söyledim mod olduğunu. Modları her ikisinin de 0 ise değil mi? Bunların yani o sayıya tam bölünebiliyordur diyebiliyoruz. Yani o sayı bunun ebobudur diyebiliyoruz. Yani buradaki i değişkenimiz bunun ebobu diyebiliyoruz. Peki şöyle diyelim. Girilen sayı şöyle olsun. 6 ve 12 olsun. Tamam. 6 ve 12'nin above'ları kaçtır? 6'dır. Ekokları ise 12'dir, değil mi? Şimdi şöyle yapıyorum. i'ye 1 vermişim burada. Birden başlatıyorum yani. Birden küçük olana kadar artırıyorum. Önce şurada bir küçük olan sayıyı belirlemişim. Yani 6 burada belirlendi. 6 küçük oldu. Yani burada ne yapıyoruz? Birden 6'ya kadar i'yi teker teker artırıyoruz. Ve bunların bu iki sayının, girilen iki sayının i'ye bölümünden kalanların sıfır olanları bakıyoruz. Şimdi teker teker inceleyelim. İyi 1 dedik. Daha sonra girilen sayı 6 ve 12. İkisi de kalanları ne oldu? O yani kalanları 0 oldu. Bu durumda bu 1 dedik. Daha sonra bu döngüden tabi çıkmıyor. Döngüde başa dönüyor tekrar. İyi bu sefer birer artırılıyor. 2 oldu. İyi. İyi 2 oldu. Daha sonra küçük olan sayıya kadar tekrar şey yapıyor. İnceleyeceğiz. 6 2'ye bölündü. Kalan 0. 12 2'ye bölündü. Kalan 0. Tekrar ne oldu? Bu sefer i'nin yeni değeri 2. 2 ebob oldu. Yani o 1 silindi. 2 oldu. Öyle söyleyeyim. Daha sonra tabii yine for'dan çıkmıyor. i birer artıyor. Her zamanki olduğu gibi. İ 2
3 oldu. 6'yı 3'e böldü, kalan 0. 6'yı 12'yi 3'e böldü, kalan 0. Bu sefer yeni ebop değerimiz ne oldu? 3 oldu. i4 oluyor. Tekrar başa dönüyor. 4 oldu. 6'yı 4'e böl. Kalan ne oluyor? 1 oluyor değil mi? Tam bölünmüyor. 12'yi 4'e böl. Kalan 0. Yani bu if'e girmiyor. If'e girmediği için tekrar başa dönüyor. Yani ebop değerimiz hala daha 3. 4 olmadı. Bir değişiklik olmadı 3'ten 4'e geçerken. 5 diyelim. 5 olunca ne oluyor? 6'yı 5'e böldük. Kalanımız 1. 12'yi 5'e böldük. Kalanımız 1. Tekrar aynı şekilde ebobumuz hala da 3 değerine kaldı. Ve tekrar başa döndü. Bu sefer i 6 oldu. 5'ten 1'i artırdık. 6 oldu. Ve son for döngümüz artık. 6'yı 6'ya böldük. Kalanımız 0. 12'yi 6'ya böldük. Kalanımız tekrar 0. Bu sefer i değerimiz yani 6 değerimiz ebop değeri oldu. Son ebop değerimiz burada kullanılan değerdir. Döngüden çıkıyor. Burada o ilk başta anlattığım ebopları ve ekokların çarpımı sayıların çarpımına eşittirden ebop ve ekok değerini ekrana yazdırabiliyoruz. Şurada yorum satırında küçük bir trik var. Azaltarak döngüye soksaydık olmaz mıydı? Olmazdı. Neden diye sormuşum. Şimdi arkadaşlar fark ettiyseniz döngüde artırıyoruz ya. Şimdi döngüde artırırken bu ebop değeri en son değer maksimum yani küçük olan sayıya en yakın olan değer. Ama küçüğe eşit ya da küçük olan değer ebop olabilir, değil mi? Bu yüzden bu var. Bunu yani anlarsınız çok bir şey artık ayrıntıya girmek istemiyorum. Diğer soruya geçelim.